Hocam ben şurada sinirli ot görüyorum. O ne işe yarıyor? Hemen sizin sağ kolunuzun en altında sinirli ot forte yazıyor. En aşağıda. Ha, bu çok enteresan bir bitki. Nedir özelliği? Şimdi birçok insanda ağız kokusu, ker kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu, pis kokular olur. Her türlü pis kokuya karşı bu da bu otu da alsanız mesela suyun içine koysanız böyle pis bir koku yayar. Demek ki kokuyu önlüyor o koku. Evet. Şimdi bunu damıtılarak elde edilen özütünden biz bir formül geliştirdik. Sinirlot forte. Kişi her türlü kokuya karşı bu bunun sinirlotun ekstresi. Damıtılarak elde edilen ekstresi. Şimdi şöyle açtığımızda Türkiye'de mesela birçok firma ne yapıyor? Bitkisel gıda takviyesi yaptık diyorlar. Ben fuara gittim. 5-6 tane fuara katıldım. Bitkisel gıda fuarı diyor. Açıyorum. Oldukça keskin bir kokusu var. Oraya kadar geldi. Evet. Açıyorum böyle kapsülü. İçinden ot çıkıyor. Birçok Türkiye'de firma ekstraktır bu. 100 yıldır olsa bozulmaz ekstrak. Ama vatandaş ne yapıyor? Bunun maliyeti var ekstraktın. Kilosu pahalı. 600, 700, 800, 1000 lira olan ekstraklar var. Ekstresi pahalı. Fakat ne yapıyor vatandaş? Bazı firma, ABC isim vermiyorum. Türkiye'de çok büyük firmalar var bu işi yapanlar. Bitkisel gıda takviyesi üretenler. Yapmış oldukları iş şu. Bitkiyi alıyorlar. Öğütüyorlar değirmende hap yapıyorlar. Öğütürsün bundan çay yaparsın. Hap yapamazsın. Kapsül yapamazsın. Draje yapamazsın. İşin üç kağıdına kaçıyorlar. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %98 veya 99'u. Neredeyse %100'ü. Maalesef. Çöp üretiyor çöp. Çöp. Evet hocam. Evet.